Savaş Bey, baş polis, iyi baş polis. Kaç tane şey var? Dedik ki herkese kibar bir şekilde. Ya neyse dedik ki ya. Hepsi giyemiyor, hepsinde yok. Bir de ev tabii ki ya ister istemez sirkülasyon oluyor bu şekilde. Bundan dolayı sen ben bir şuraya güçlü bir aydınlatma yapılabilir. Yani güzel projektör koydular. Savaş. Bir tane de. Şuraya leti takarsan ta 200-300 metre ileri aydınlatma. O dekta patlanı ötüyor. Kamerasına en tepeye. Oraya var iki tane lat koy. Biri yönü bu tarafa, biri kuzeye, biri de batıya. Evet. Tamam. Anlatabildim. Batıya oturuyor. İki tane lat koyarsan. Ne Allah Allah. Buraya kullanıyoruz. Kullanıyoruz. Arkadaşlar bazen şey yapıyoruz. Tuvalet var. Zırhlı kulübeyi koyduk yani burası. Nasıl kardeşim? Çok şükür. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Ahmet. Burası güzel oldu ya. Abi gerçek yetkar aldık. Yazmışlar ama. Aleykümselam. Evet, şu an ülke emniyet müdürümüzle beraber ülkemizin girişindeki emniyet kontrol noktasındaki görev yapan polis kardeşlerimizi ziyarete geldik, hasbihal ettik, moral aldık, moral verdik, beraber çay içtik, muhabbet ettik, onlara başarılar diliyorum, Rabbim onları kazalardan, belalardan korusun. Gece gündüz 24 saat polislerimiz ilçenin girişindeki bu noktada ilçenin güvenliğini, asayişini sağlamak adına 24 saat görev yapıyorlar. Tabii ki onlar burada soğukta, karda, kışta, yağmurda, fırtınada 24 saat burada dışarıdalar. Bizim ilçemizdeki insanların daha güvenli yaşayabilmesi için, yatağında daha güvenli uyuyabilmesi için bu fedakarlığı gösteriyorlar. Onlara hepsine teşekkür ediyorum. İlçe Emniyet Müdürümüze de teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Rabbim onları kazalardan, belalardan korusun diyorum. Sayın Başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de biz burada 24 saat hep birlikte görev yapıyoruz. Vatandaşlarıma şunu söylüyorum. Lütfen buradan geçerken uygulama yapan arkadaşlarımızı, tamam mı? Eğer uygulama yapmıyorlarsa, eğer onların işte ne bileyim kimliklerine sormuyorlarsa bizi arasınlar, söylesinler. Çünkü burası çok önemli bir yer. Burası Ceylan Pınarı. Ceylan Pınarı'ndan da çıkan bombalar, Ceylan Pınarı'ndan giden bombalar İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da patlıyor. Biz her gün denetliyoruz burayı. Tabii ki 24 saat denetleme yapacağız ama benim iki gözüm var, fakat Ceylan Pınarı halkının bir sürü gözü var. Arkadaşlara diyorum ki burada çok önemli. Hem kendi güvenliğinizi alacaksınız, hem şehrin güvenliğini alacaksınız. Tabii ki her zaman denetlemeye gelmedik. Sağ olsun başkanımı rica ettim. Geldik arkadaşlara, oturduk. İhtiyaçlarını, şeylerini karşıladık. Sayın başkanım da sağ olsun bütün ihtiyaçlarınıza giderdiler. Çünkü son dönemlerde arkadaşların performansının arttığını gözlemliyoruz. Ve bu artan performansla birlikte de buradan geçen, tamam, bazı yakalanması gereken şahısları yakalayabiliyoruz. Böyle durumlarda lütfen hiç çekinmeden bizleri arayın, 155'i arayın. Şüpheli kişiler şahsında bizler, çünkü burada el ele olduğumuz süre içerisinde başarılı olabiliriz. Sağ olun başkanım. Evet, bu arada yani sadece askeri emniyetli tedbirlerle bu teröre karşı mücadele etmemiz yetmiyor. Halkımızın da duyarlı olması lazım. Müdür Bey'in dediği gibi yani halkımız, ilçe halkı, kırsaldaki yaşayan halkımız ufak bir şüpheli hareket, şüpheli bir şahıs gördükleri zaman hemen 155'i aramaları lazım. Ancak böylece hepimiz güven altında olabiliriz.